Endokrinci arkadaşlarımla konuşuyorum, endokrinologlarla. Diyorum ki bak, hastaların iyileşmiyor. Tip 2 diyabette iyileşen kimse yok. Hiç mi merak etmiyorsun? Ama diyor bir dakika, ben kitapta yazan her şeyi yaptım. Kongrede anlatılan her şeyi yaptım. En yeni yayınları takip ettim. Ne deniyorsa yaptım. Hasta iyileşmiyor ama benim suçum değil ki. Dünya bu. Yani doktorlar aslında bir fanusun içine hapsediliyorlar. Okuldaki eğitim döneminden itibaren öğretilen neyse hepsi ilaç firmalarının güdümünde yerleşen bilgiler. Dünya bu diyor, yapabileceğim hiçbir şey yok. Halbuki var. Yapabileceğimiz çok şey var. Bununla da ilgili yayınlar çıkıyor. Ama bunlar çok güzel. Diğer büyük kahir ekseriyet olan yayınların içinde boğuluyor. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? Net olarak söyleyeyim size. 2015 yılında British Medical Journal dergisinde çok önemli bir meta analiz yayınlandı. Bu meta analizde son 20 sene içinde diyabet ilaçlarının etkinliği ile ilgili yapılmış yayınlara bakıldı. Tam 3792 tane yayın taradılar. Neye baktılar? Çıkar ilişkisine baktılar. 3792 yayından %94'ünü diyabet ilacı üreten firmalar finanse etmiş. Yani ilaç firmaları hem hastaları hem doktorları kandırıyor mu? İlaç firmaları bütün bir sektörü kontrol altına alıyorlar. İlaç firmaları olaya bir sektör gözüyle bakıyor, bir pazar gözüyle bakıyor. Efendim ilaç firmaları insanlığın faydasına çalışırmış, hastalıkları iyileştirmek için emek harcarmış ama bunların hepsi kocaman palavralar, kimse kusura bakmasın. İlaç firmaları ticari firmalardır, kâr etmek için çalışırlar. Koruyucu hekimlik ya da hastalıkların iyileştirilmesi diye bir kaygıları yoktur. İlaç firmaları sadece pazar paylarına bakarlar. İnanmayan herhangi bir ilaç firmasının internet sitesine girer, gelecekle ilgili planlarını okur. Hepsi bunu açıkça yazarlar. Bir inşaat firması nasıl büyümek isterse, para kazanmak isterse, inşaat firması da, ilaç firması da büyümek ister, para kazanmak ister. Onlar için toplum sağlığı diye bir kaygı yoktur. Ne demek ilaçsız yaşam? İnsanoğlu aşağı yukarı 200 bin yıldır, arkeolojik bulgulara göre 200 bin yıldır yaklaşık dünya üzerinde yaşıyor. 200 bin yıl boyunca insanoğlu bugün bizim ilaç dediğimiz kimyasal maddeleri kullanmadı. 200 bin yıl boyunca insanoğlu hastalıklardan korunmak için beslenmeyi kullandı, akupunkturu kullandı. Hastalandığı zaman yine beslenmeyi, bitkileri yani fitoterapiyi ve akupunkturu kullanarak iyileşti. Bu az uz bir süre değil. 200 bin yıl boyunca insanoğlu ilaç olmadan soyunu sürdürebileceğini ispatladı. Dünya üzerinde kurulmuş tüm medeniyetler, dünya üzerinde kurulmuş tüm devletler ilaçsız yaşadı. Çok övündüğümüz bizim ata devletimiz Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca yaşadı ve Osmanlı Devleti'nin yaşadığı 600 yıl boyunca bizim bugün kullandığımız hiçbir ilaç yoktu. Yani sanıldığı gibi ilaçlar öyle tarihten beri var olan şeyler değil. Bugün sizin ilaç namına kullandığınız maddelerin %99'u son 40-50 yıldır piyasaya çıkan maddelerdir. Yani hepi topu 200 bin yıllık insanlık tarihinde sadece 2 jenerasyon bu ilaçları kullandı. Bu ilaçların soyumuza ne yapacağını bilmiyoruz, sağlığımıza ne yapacağını bilmiyoruz. Üstelik dünya tarihine baktığınız zaman bu modern tıp ekolünün çıkardığı kimyasal ilaçlarla ilgili bir sürü pardon görürsünüz. İlaçlar piyasaya çıkar, mucize ilaç gibi sunulur, ondan sonra bir süre geçer, pardon bu ilaç şu yan etkiyi yapıyormuş, pardon bu ilaç öldürüyormuş denilip piyasadan çekilir. Hatta bu kanıta dayalı olduğunu iddia eden modern tıp ekolü pek çok veriyi gizlediği için geçmişte defalarca ceza almıştır. Bu modern tıp ekolü zamanında hamilelikte mide bulantısı ilacı diye hamilelere güvenli ilaç olarak talidomit ilacını sattılar. Talidomit kullanan hamilelerin yüz binlerce çocuğu düşük olarak doğdu, ölü oldu, öldü ve yetmedi, doğan çocuklarda kolsuz bacaksız doğdu. Şu anda bu talidomit bebekleri Avrupa'da hala yaşamaya devam ediyorlar. Bu ilaç sektörünün geçmişinde bir sürü mucize ilaç daha sonra pardon öldürüyormuş diyerek kaldırılmıştır. Bizim savunduğumuz ilaçsız yaşam ve fitoterapi ekolünün tarihinde böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla ilaçsız yaşam mümkündür. Asıl ilaçlı yaşam mümkün değildir. İlaçların bize ne yapacağını bilmiyoruz. Sağlığınıza sahip çıkmak sizin elinizde. Beslenmeyi düzenleyerek, doğru egzersiz yaparak, bitkilerden faydalanarak pekala ilaçsız yaşayabilirsiniz. Hastalıklarınızı da doğru beslenerek iyileştirebilirsiniz. Bugün insanlığın başına bela olan kronik dejeneratif hastalıkların pek çoğu sadece beslenmeyle ve doğru basit takviyelerle iyileşebilecek hastalıklardır. Ama bunlar tam tersine kimyasal ilaçlar verilerek, beslenmeye hiç önem verilmeyerek iyileştirilmemekte ve kocaman bir ilaç sektörü yaratılmaktadır. Bugün ilaç sektörü kendi pazarını kendisi yaratan bir sektör halindedir.
eğer sağlığınıza sahip çıkmak istiyorsanız, ilaç sektörünün oyuncağı olmamak istiyorsanız, çoluğunuz çocuğunuz hastalanmasın istiyorsanız, o zaman lütfen beslenmenize dikkat edin, mutfağınızı toparlayın, sofranıza ne gıda koyduğunuzu bilin. Markette satılana razı olmayın, o gıdanın ne olduğunu bilin, doğru gıdayla hareket edin. Sağlığınıza sahip çıkmak sizin elinizde.